Eyvallah kaptan. Kolay gelsin. Faik abi nasılsın? Ooo Hikmet'cim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol abi ben de. Bereketli olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ ol. Kalimera madam. Kalimera Hikmetimu. Keyiflisin bre. Ne böyle zıplayarak görüyorsun? Aşıksın nedir? Aşk da yok, korte de yok madam. Hadi be. Kısmetimize bol bol balık var. Bu da senin aklın. Eparisto poli Hikmetimu. Çok teşekkür ederim. Görüş hakkı. Görüşürüz madam. Rast gitti işimiz, balık boldu. İki defa açıldık, sattık, tekrar açıldık. Bir payı da sana getirdim. Ne bunlar? Levrek mi, palamut mu? Rançada varsa bol biberli bir balık çorbası yaparım şimdi. Evet, kes çeneyi. Hadi benim acı kahve. Hadi koş dur. Nasılsın babam? İyidir. Topu topu 2-3 gün ama çabuk özlüyor insan. Elin tutarken çalışacaksın. Aslansın sen aslan. Balıklar sana kurban olsun. Şikayet de neymiş? Babam, al şunları afiyetle harca. Kime borcun varsa söyle, onları da ödeyin. Yok yok, kimseye borcum yok. Yonka'dan başka kimseye borcum falan yok. Ben gidiyorum. Babacığım, kahve yapacaktım. Kalsın kahve. Kahve içilir mi şimdi? Yanko'nun meyhanesinde buz gibi püre varken. Süpür süpür süpür. Sabahın köründe öyle kremler, pudralar, boyalar, moyalar. Önce kendini cilala, sonra bahçeyi, ha? Ne diyorsun sen be? Diyorum ki nafile. İş işten geçti. Bulaşık süngeri gibisin Fatika. Pislik kokmuş sokak. Sen nereden çöplük olmuş orası? Yok be! Düdük makarnası. Kıçım olmuş burası. Boşuna kondos dememişler sana. Bozur! Bitir! Affedersin ablacığım, ne yapsam da yeni hep gecikiyorum. Bilirim, babanın sabah uykusu. Getirirsin götürürsün, biter mi hiç?
Benko, koşturalım. Sabah sabah ikisi ise yeter bre kondos. Ya bırak şimdi Yanko, doktor musun desin. Parasından değil mi bu Meret, hadi. Parayı kim kaybetmiş de sen de bulacaksın bre. He? 11 günlük borcum birikmiş. Bana bak, bu elimdekileri görebiliyor musun ha? Ne bunlar ha? Ha? Uzağa görebiliyor musun ha? Tanıdın mı bunları? Hadi fırla diyorum sana, başlatma şimdi balığına, cacana, pirzolana, ızgarana. Hikmet balıktan dönmüş demek. Yat kalk, oğluna dua etsin. Birazdan gelir buraya, bütün her şeyin hesabını, kuruşu kuruşunu öder, merak etme. Ha bana bak, bunları da o ödeyecek. Ha. Arka çarşıda küçücük bir dükkan. Kutu gibi. Tam meleğin istediği gibi bir şey. Kimin malı, kaç para? Onu bilmiyorum ama siz gidip bir sorarsınız, beğenirsiniz, ben de adamı ikna ederim. Tamam, şimdi gidip bakarız. Kimseye çaktırmadan. Hele Ali Rıza hiç duymamalı. Şu tıraş parası. Senin paran bereketlidir. Şu da meleğin hesabına 250 lira daha. Şimdi oldu mu meleğin hesabı 1085 lira? He? Daha olmadı. 1000 lira da ben ekleyeceğim. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Melek de çok sevinecek. Sağ ol Dimitro. Keşke daha fazla param olsaydı da ekleyebilseydim. Meleğin azemeyi geçmemiştir bana. O kız benim yanımda çalışırken bir erkeği itiraz ediyordu. Meleğim buyur haftalığını. Sağ ol ablacığım. Bu hafta kurak gitti biraz. Bahşiş, mahşiş, ekstra iş, mafiş. Sağlık olsun. Ben hemen kaçayım, babam şimdi gelir. Babam geldi bile. Kızın haftalığını hoşlan bakalım. Bak kuruşu kuruşuna diyorum ha. Bu hafta boş oturduk. Haftalık yok. Anca cebimden 75 lira. Yalancı söyle. Her zaman aynı numara. Yemezler. Seninki daha beter. Çocuklarını sırtından geçirmeye utanmıyor musun? Şu dükkanı senin kafana geçiririm ama sen değmezsin. Para yoksa melek de yok. Yok, çalıştırmıyorum. Baba, yetti ama. Sen kes sesini. Bak bir daha bu kapıdan bir adım attığını göreyim. Hele bir göreyim. Yürü! Yürü! Sen balıktan yeni dönmüştün. Ben de sana melek seni tıraş etsin deyince ben azemilere kendimi teslim etmem dedin. Melek de bunu duyunca ben de seni tuttum balıkları yemem dedi. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım be abi? Keşke hep o yaşlarda kalsaydım. Ha, yok öyle beleş. Hayata bir kapıdan girersin, öbür kapıdan çıkarsın. İçimizi karartma be abi. Neyse ben dükkana gidip bakayım. Tamam, dikkatli ol. Meleğe de söyle, kondosun haberi olmamalı. Olmaz olmaz, zaten bu aralar hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Asıl sen dikkat et. Kondos deme, kısa boylu anlamına geliyor biliyorsun. İfrit olur bunu söyleyenlere. Hadi görüşürüz. Hadi. Melek? Neyin var? Boş ver abi ya. Sonra anlatırım. Sana çok güzel bir haberim var. Dimitro dükkan ayarlamış, iyi mi? Ya, neredeymiş? Şu sokaktan girince hemen karşıda olacak. Hemen bakalım o zaman. İşte burası. İçeri girip iyice bir bakmak lazım. Berber dükkanı ya da kuaför olarak işimizi görür mü? Yani iş yeri olur mu olmaz mı? Ya yeri çok güzel. Her yere de yakın. Gelmesi gitmesi de kolay. Müşteriler bayılacak buraya. O zaman hayırlı olsun meleğim. Peki kirası ne kadar? Kaç aylık peşin? Ödeyebilecek miyiz?
Dimitro'da 2835 liramız birikmiş. Ben de 750 verdim. Zaten Dimitro'da bir 100-200 kendisi verecek. Bu da benim katkım. Ama son defa. Neden son defa? Babam geldi bugün dükkana. Süheyla ablayı demediğini bırakmadı. Beni de çalıştırmıyor artık. Alış artık. Kaç yıl oldu? Önce Hacer ana, sonra eli kolu gitti babanın. Ali Rıza kaptan bitti. Alışamıyorum. Kabullenemiyorum. Ya seviyorum babamı. Seveceğiz ve katlanacağız. Ya her işte bir hayır vardır. Hem sen zaten ayrılmayacak mıydın Süheyla'nın oradan kendi dükkanını açmak için? E baban da halletti. Daha ne? Aa, Hikmet abi. Sen şimdi Melek'le evlenmek istiyorsun ha? Yok be abicim, kendime değil. Ablamın oğluna. Kendisi Topkapı Belediye Zabıtası'nda çalışıyor. İçkisi yok. Çapkınlığı yok. Bak işte ben anlamam öyle Topkapı mı, benim Mevlana kapı, ağır kapı filan. Şimdi bir defa Meleği alacak olan adam buralı. Adalı olacak, tamam mı? Sonra mangırı da çok olacak. Hem zaten Meleğin yaşı kaç ki, ne evlenecek? He. 21-22 yaşındadır, belki biraz fazla. Evlenecek yaşı geldi de geçiyor bile. Sana ne be Koza, ha? Sen kimsin? Sen muhtar mısın ha? Nüfus müdürü müsün? Nesin sen ha? Ha, yoksa sen mi doğurdun Meleği? Bak gene başladı eksimeye. Bundan sonra sana bira mira yok. Gene. Kısmetliymiş demek. Ben kalkayım artık. Durduğun kabahat. Ha, söyle o sen o ne o halanın mı yoksa teyzenin mi oğlun ne o? Niye evleniyor? Rahat mı baktı ha? Oo Hikmet, hoş gelmişsin Palikarimu. Ben bir hesabı hazır edeyim. He? Bak Yanko doğru hazırla hesabı. Ya şimdi ben 3 içmişimdir, sen 5 yazarsın oraya değil mi? Haramzade seni. Hadi gel. Gel. İçkiye mola versen de eve gitsek. Uyuyup dinlensen biraz. Şu son birayı içmeyecekti de o itfaiyeci Tahsin'e kafam bozuldu. Tahsin iyi adamdır, ne oldu? Meleğe istedi. Ablasının oğluna. Sen ne dedin? Ne diyeceğim, kovdum tabii. Ay şöyle hani paralı pullu bir adam olsa tamam. O zaman ben de isterim. Niye istemeyeyim? Melek çalışkan, temiz. Titizdir biliyorsun yani, üstelik çok da güzeldir. Hani evlensin değil mi? Biraz para yüzü görsün. Hani ben de sebeplenirim o zaman değil mi? Şöyle rahat ederim, keyiflenirim yani. İstemez miyim? İsterim tabii, niye istemeyeyim? İsterim. Teknenin motoru bozulmuş. Ben onu yaptırayım, gelirim. Ha, tamam. Hoş gelmişsin evlat. Ay. İyi ettin de geldin. Eyvallah Hrant abi. Otur bakalım. Ne o? Bozuksun. Öyleyim abi. Melek yüzünden mi? Kısmet çıkmış yine. Babam vermemiş. İyi ya. Daha ne istiyorsun? Olur mu be abi? Nasıl olsa bir gün evlenecek.
Haramzadenin biri çıkıp alacak meleğim benden. Ne yapsam çaresiz abi? Hayvanın biri gelecek. Kısmetli bir hayvan. Çekip alacak meleğim benden. Alıp götürecek. Of lan melek! Of! Sıkıldım. Ne kadar sessiz, tatsız bir yer burası. Evet. Tam da istediğim gibi. Güzelliğine bak. Bugün de senin her şeyi beğenmedim. Evet. Düşün, seni bile beğeniyorum bugün. Hadi gel. Evlat. Ne yapıyor çocuğum? Biliyorsun, kahroluyorsun madem. Niye bir çare aramıyorsun? Veyahut alıştıracaksın kendini. Melek uçacak bir gün yuvadan. Fan dediğin de bundan akacak ya abi. Bahçe balkon önemli değil diyorsanız, bir de iskeleye ve plaja yakın olmasını istiyorsanız. Ben yok istemiyorum. Yani benim için kalabalıksız, çocuksuz olsun yeter. Ha. Tam Fotika'nın yeri. Fotika'nın 2 sene önce kocası öldü, dul kaldı. Çoluk çocuk yok, kimsesi yok. Tam size göre. Buyurun gidip bakalım. Tabii. Buyurun. Gel canım. Adam Fotika. Ha buyursa gir efendi. Hoş geldiniz. Fahri Bey mühendismiş. Bir aylığına senin alt katını tutmak isterler. Öyle mi? Görebilir miyiz? Tabii. Ama ne için bir ay? Şirketten yalnızca 30 gün izin alabildim. Hastaydım da ben, yeni iyileştim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hadi. Çok sevinirim. Hatta adınız çok güzel.
Belki buraya bile yerleşebilirim. Öyle mi? Çok güzel. Hadi canım. Ha yok yok. Ben görmesem de olur. Tahmin edebiliyorum zaten içeriği. Melek bana bildim bileli abi diyor. Abi. Abicim. Bir gün yeter be. Ben senin nereden abin oluyorum? Anamız ayrı, babamız ayrı diyecek oldum. Deliler gibi tersledi beni. Yo. Sen benim abimsin. Canım abimsin diye iyice kızdı bana. Yeter be evlat. Yeter be. Keçileri kaçıracaksın bu gidişle. Ya ne bu? Bozuk plaksın sen. Hadi, hadi çak bakalım, çak. Hadi. Benim için tamamdır. Yalnız sevgilin Mademoiselle burada kalamaz bilesin. Herkes neler der sonra. Bak, bak, bak. Odayı gelip görmek bile istemedi. Burada kalır mı hiç? E nasıl amor? Bu ne biçim korte ediyorsunuz? Hiç anlamadım. Arada bir anlatırdı babam. Daha doğrusu babalığım. Teknesi varmış o zamanlar. Balıkçılar kralı Ali Rıza kaptan derlermiş. Bir sabah yine balıktan dönmüşler. Çocuk sesi. Kim bıraktı seni buraya ha? Nerede senin annen baban? Anası! Babası neredesiniz be? Şşş! Sus! Ne varmış ağlayacak ha? Gel bakalım. Gel bana. Gel canım benim. Sus bakalım. Yazık değil mi sana? Sus ağlama. Tamam ben seni sonra ararım. Ağlayıp duruyordu garibim. Sağa sola iyice ne bakındı. Anası, babası, darası hiç kimse çıkmadı. Ben de acıdım, aldım sana getirdim abi. Belli ki sokağa atmışlar. Ya kundağına baktım. Kağıt parçası, pusula, hiçbir şey yok. Kız mı, oğlan mı? Aslan gibi bir oğlan abi, aslan. Abi, şey diye duymuştum. Darüşşafaka, kimsesiz çocuklara kucak açan öyle bir yer var diye duymuştum. Orası okul, yatılı mektep. Okuma yaşına gelmiş olan çocukları alan bir şefkat yuvası. Siz karı koca çocuk derdindeydiniz. Al bu çocuğu eve götür. Bana mı veriyorsun? Bizim mi olacak yani? Ali Rıza, biz onun anasını babasını araştırırız. Buluncaya kadar sizde kalsın. Bulamasak da sokağa atan zaten geri dönmeyecektir. Peki abi, sahibi dönmezse temelle bizim mi olur? Onu da o zaman konuşuruz Ali Rıza. Tamam abi. Sus yavrum, sus. Sus. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hoş geldin Ali Rıza'm. Hoş bulduk. Nedir bu? Bu bir piyango. Allah tarafından gönderildi. Bu artık bizim çocuğumuz. Ya. Kimin nesi? Nasıl bizim çocuğumuz oluyor? Ya sen bir al kucağına, öp möp, kokla mokla, al şunu. Uy maşallah, çok tatlı.
çok güzel. Oh, kıyamam. Çocuğumuz olmuyor diye didinip duruyordur. Al sana çocuk. Bu Allah'ın bize bir hikmeti. Kız, oldu olacak adını Hikmet koyalım mı? Hadi. Kimin nesi olduğum anlaşılamamış. Anam babam bulamamışlar. Ali Rıza Kaptan'la Hacer Ana sahip çıkmış bana. Evlat diye sevip bağırlarına basmışlar. Sonra da Melek doğdu. İkiniz beraber büyüdünüz. Hacer Ana tedavi gördü. Melek dünyaya geldi. Ben 4-5 yaşlarında falandım o zaman. Rıza baba gerçeği adalılardan saklamamış biliyor musun abi? Hikmet başka anadandır, babadandır dedi. Ama sokakta bulunmuş bir piyangodur derdi benim için. Bütün ada sizi kardeş biliyorsa vardır bir sebebi Hikmet'in. Sebebi kardeş gibi büyümemiz. Rıza baba ikimiz de çok sever, masraf ederdi. Hacer ana da öyle. Allah'ı var. Beni Melek'ten hiçbir zaman ayrı tutmadılar. O günler güzel günlerdi be abi. Çabuk uçtu gitti. Anacığım. Anam. Hacer ana bir ayda kanserden eriyip gitti. Hatırlama be. Dertlenme, yeter artık. Zaten anlatman da icap etmez. Ondan sonrasını ben de biliyorum. Meleği nasıl sevdiğimi bir tek sen bilirsin. Başka biri duyar ya da öğrenirse bu benim felaketim olur. Bunu da biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Neden girmedin, görmedin evi, ha? Aklın fikrin hep yıldızlarda. Şarkı söyleyip ünlü olacaksın. Para, şöhret, mücevherler, evler, villalar, arabalar. Yazık. Bugün star olanların çoğu benim gibi yoksulluktan gelmiş, zirveye çıkmış. Yalan mı? Ya kaç yüz hevesliden kaç tanesi başarmış acaba, ha? Ya 10 binleri ziyan olup gitmiş. Öyle de olsa, böyle de olsa deneyeceğim. Seni de madara edeceğim. Çünkü başaracağım canım. Sen benim hayatım değil. Başka bir yaşam istiyorsun. Galiba. Genç ve güzelim. Dans etmeyi de biliyorum. Hem sesim de çok farklı. Duyanlar hayran kalıyor. Kız seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah benden gider. Tamam. Bravo. Harikasın. Muhteşemsin. Şimdiden kutluyorum seni. Çok düşündüm. Hasta ve maaşıyla geçinen bir mühendise hayatımı ve hayallerimi veremem. Bunu söylemek için gelmiştim sadece. Ha bu arada yakında televizyonlarda, konserlerde görürsen beni hiç şaşırma. Çiçek gönder ucuzundan. Kirayı pesin ödemişsin. Sonra ösmü de hazır.
Al imzala. Hemen. Peki bu dükkan adam olur mu? Niçin olmasın? Zelal Bey de bir aylık kira almayacak sizden. Boya, tamirat, tadilat parası falan. Ya sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bütün mesele burayı bir an önce işletmeye başlamakta. 2 hafta diyorum. 15 gün içinde buralar şıkır şıkır olur. Yani olmalı. Birileri duymadan bitirmemiz lazım. Yoksa başımıza büyük iş alırız. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Bak şimdi, 2 tane koltuk buraya, 2 tane de buraya. Şu paravanla ortaya çekeriz. Bayan tarafı bay tarafı. Oldu bitti. Doğrusun be kaptan. Hem kaç göç işi mi bu? Huysuzlanan gelmeyi verir. Yani. Ya. İnanabiliyor musun? Benim dükkanım var. Benim dükkanım. Sen şimdi doğruca eve git. Hadi. Evet. İkimizi de görmezse hemen huysuzlanır. Arar, sorar, soruşturur. Tak diye düşer vallahi buraya. Hadi. Sen de gecikme ama. Şu dükkan açılsın hayırlısıyla. Sonra ben açılacağım bile. Kaç yılın birikmişim. Öyle bir konuşup coşacağım ki, sonra öyle bir öpeceğim ki, ağzını açmadan bu iş bitecek. Melek! Melek dedim! Buradayım. Aç mısın? Değilim. Hikmet yok mu? Hikmet abim Ruhi Kaptan'a gitti. Ne gün balığa çıkacaklarını konuşacak, hem de birazdan isteyecek. Balık, balık, çalık, alık. Bunların hepsi hikaye. Ah, balık benim anamı ağlattı. Bana baksın da bir örnek alsın. Şöyle doğru dürüst sigortalı bir işe girsin de para kazansın. Hikmet abim ve benim sayemde dönüyor bu ev. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz. Senin içtiklerinin parasını kim ödüyor sanıyorsun? Kes ulan. Çulsuz Hikmet'i bana mı savunacaksın? Hikmet'in parasıymış. Bok parası! Aman. Çok kötü baktın bana öyle. Ha, ciğerimi yaktın. Mecbur çalışmaya. Defol git buradan. Git. Git. Çalışacak tabii. Mecbur. Duyuyor musun? Mecbur. Ben nasıl çalışıp sizlere baktıysam o da çalışıp bizlere bakacak. Sıkıysa çalışmasın. Onun elinden ekmek beklemek benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Ben bu hallere düşecek adam mıydım?
gerçek adam mıydı? Çekeceksin. Hiç yolu yok. Hiç. Hiç yolu yok. Hiç. Melek işe bir başlasın. Ben de bana abi deme. Biz zaten kardeş değiliz diye başlayacağım. Belli mi olur? Belki Melek de benim gibidir. Gizli gizli kesiktir bana. Açılamıyordur. Ben açılınca... Kim bilir bana? Kim bilir? Ha, var tabii. Ama onlar başka şehirdeler. Yani ben yanlarından ayrılalı çok oldu. Dünkü matmazel, o yine gelmez mi? Yok, gelmez. Biz ayrıldık. O şarkıcı olacak, meşhur olacak. Çok para kazanacak. Bakalım. Anlamıştım zaten. Belki de böylesi daha iyidir. Neyin var, iyi misin? İyi misin? İyi miyim? Ciğerlerim biraz kötü. Solunum zorluğum var. Böyle hızlı hareket edince de soluk soluğa kalıyorum. Hızlı yoruluyorum hemen. Öyleyse tam zamanında gelmişsin. Göreceksin, birkaç hafta içinde iyileştirsin. Bakalım. Niyetim o zaten. Ben seni yalnız bırakayım, dinle. Oo, hoş geldin Melek kızım. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi işte, bildiğin gibi. Babam içkide, abim balıkta. Melek, ya çok özledim. Bu ara hep dükkandayım, görüşemiyoruz. Biz seninle ikimiz babalarımızın örnek iki çocuklarıyız. Yalan da değil hakikaten. Üstelik sen cennetliksin. Aile rıza gibi birine dayanıyorsun. Hadi, iste bakalım. Bir ekmek, 10 yumurta, 1 kilo şeker, kibrit. Bu arada beyaz peynir mi demiştin? Dememiştim ama iyi hatırlattın. Sen ben 750 gram. Tamam, o zaman hazır. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ben Madame Fotika'nın yeni kiracısıyım. Adım Fahri. Ben de Melihat, arkadaşım Melek. Güle güle oturun bu arada. Teşekkürler, memnun oldum. İki tane ampul istiyorum, 75'lik olacak. Bir küçük yoğurt, yarım kilo zeytin, bir paket tereyağı, bir de beyaz peynir. Peki, derhal. Thank you.
arada günlük yumurtalarım da var eğer isterseniz. Yok, bunlar kafi. Teşekkür ederim. Peki. Bunlar. Ay ne hoş adam. Acaba kim bilir hangi kızı tavlayacak? Sen Hikmet abimden vaz mı geçtin? Gizledim. Kimseye söyleyemedim, sana bile. Neyi? Hikmet çok fena tersledi beni. İstemedi, gururumla oynadı. Vicdansız. Ya bu kaçıncı? Sadece seni değil, kimseyi beğenmiyor. İstemiyor işte. Sıhhatler olsun be Kondos. Başlayacağım şimdi Kondos'una ha. Ulan bir sıfat çıkardın, milletin ağzına düşürdün bizi be. Salon. Ne var bunda ha? Kondos demek küçük herif. Senin gibi huysuz demek. Sanki sen benden çok uzunsun değil mi? Bak develik etme. Benim adım Ali Rıza. Tamam mı ha? Ali Rıza reis, kaptan. Tamam bre, tamam. Ha bana bak. Bahşişi tıraşı mıraşı Hikmet ödeyecek. Anladık malum. Dün gece ortalarda yoktu. Genç adamdır bre. Bırak biraz hayatını yaşasın he. Hadi be. Tanek. Fazla telaşlı. Neymiş anlayalım bakalım. Sen paraları benden mi saklıyordun ha? Ha? Sonra getirip o paraları bu çöpüme atıp. Lan yalancı rezil. Dur, vurma. Vurma da anlatayım. Niye anlatacaksın lan? Bak o çaldığın paraları senden geri almayanın. Almaz mıyım lan? Hop baba, hop. Yeter. Bu bana yapılır mı lan? Yeter baba. Bırak bunları lan, bırak. Sen daha iyi pisliksin değil mi ha? Suç ortağısın değil mi? Hayvan! Baba, lekeleme bizi. Kollarımı bırak lan! Yeter be, yeter! Baştan aşağı sarhoşsun, bıçak kemiğe dayandı. Biz olmasak yiyecek ekmeğin bile yoktu. Hadi lan, hadi! Senin kendine bile hayrın yok. Bırakacaksın, bu kız kendini kurtaracak. Dükkanını açacak, ekmeğini namusla kazanacak. Lanet olsun. İkinize de lanet olsun. Lanet olsun! Hadi oğlan neyse onun babası meşhur. Bilir kara kanlı öyle boktan herifin biridir. Ama öbürü öz be öz kızım benim be. Bu kazığı bana nasıl atar ha? Nankör bunlar ya, nankör piç bunlar. Esas nankör olan sensin. Kim? Kim nankör? Ben mi lan? Hadi yürü git, git. Ayıp, ayıp Kondos. Sana canları gibi bakıyor ikisi de. Asıl nankör olan sensin. Dua et Melek ve Hikmet'e. Onlar olmasa uçuvermiştin buralardan. Yok olmuştun çoktan. Erkekseniz tek tek gelin üzerime. Buldunuz tabii değil mi böyle güçsüz adamı? Yüklenin bakalım. Adisiniz siz. Adi. He? Adiler. Thank you.
nasıl sarıldı? İyi ki sen varsın diye nasıl ağladı? Gel de umutlanma. Bensiz yapamaz hani. Yapamaz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. İş yeriniz mi? Evet. Hem kadın hem erkek kuaförü açıyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben de eczaneye uğramıştım. Hadi eve geçiyorum şimdi. Nasıl? Beğendiniz mi adamızı? Kim bu yakışıklı? Fatika'nın yeni kiracısı. Mühendismiş. Akıllı çocuk. Biz onun adını öğrenmeden o bizim kızlarla muhabbette. Helal olsun. Ayıptır be kaptan. Meleğe laf söylenmez. İftira olur. Bu kızı severim. Yazları ailen mi buradaki yazlığa gelirdik. Hastaneye bir ay rapor verince aklıma hemen burası geldi. Sonra yine muayene, yine bir aylık rapor. Ne iyi yapmışsınız. Siz en az bu oda kadar güzelsiniz. Kim? Ben mi? Sizin eviniz benim evimden önce. Ben sizden bir sokak üstü oturuyorum. Peki ailenizle mi oturuyorsunuz? Evet. Abimle babamla. İyi akşamlar Fahri Bey. İyi akşamlar. Yine görüşürüz değil mi? Çok isterim. Başkasını istemem. Benim gözüm sende. Melek! Merak et açım. Hemen hazırlıyorum babacığım. Görünce aşık oldum. O güzel gözlerine. Şarkı markı falan da istemem, tamam mı? Şöyle azıcık kafamı dinleyeceğim, kes şarkıyı. Melek çabuk getir, en çabuğundan getir. En. Kalkın çok aç. Ay ya. Baba getirdim ya. Merhaba. Erkencisiniz bugün. Merhaba. Evet, bu sabah biraz erken kalkıp adayı turlayayım dedim. Özlemişim. Bu arada ağaç dikkatimi çekti. Daha önce burada görmemiştim. Bu ağaç tam 600 yaşında, biliyor musunuz? Ciddi misiniz? Gerçekten büyüleyici. Ki bu arada keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğin olduğuna eminim.
Eğer sizin için de sakıncası yoksa bu güzellikleri benimle keşfetmek ister misiniz? Tabii, çok isterim. Hastalığınız tam olarak neydi söyleyebilir miyim? Ciğerlerim normalden biraz eksik çalışıyor. Solunum zorluğum var. Sıkıştırdığımda da ilaç dışı kullanmak zorunda kalıyorum. Ama çok şükür yakında tedavi bitecek. Melek. Sen gerçekten çok güzelsin. Çok güzelsin. Hatta adadan bile güzelsin. Çok da iyi huylusun. Tam olarak nasıl olmak istiyorsunuz? Bilmiyorum, kafam çok karışık şu an. Bu hem hoş hem değişik bir duygu benim için. Benim için de öyle. Cennet gibidir bizim odamız. Size buralarda oturanları tek tek anlatabilirim isterseniz. Hayır, istemem. Bana yalnızca kendini anlat. Sadece seni. Kullanmadığın saç kurutma makinesi, maşa, boya, yıkama takımları var. Al kullan. Biraz eskidir ama hepsi işine yarar. Sahi mi söylüyorsun ablacığım? Borçlanırsın. Eline para geçtikçe ödersin. Tamam? Efendim Melek? Dükkan hazır. Açmak için seni bekliyorum. Vay be. Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Kes bakalım. Yo, senin sayende kazandım bu dükkanı. Sen keseceksin. İyi, hadi. Beraber keselim hadi. Ay çok güzel o.
geliyor. Aman tadımızı kaçırmasa. Yapar mı yapar? Burası benim iş yerim. Artık bana çalışacaklar. Hayırlı olsun. Ha? Çok yaşamıyor. Siz de iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek? İlk müşterimiz de geldi. Aa, kim? Kim olabilir sence? Ay Melek, çok heyecanlıyım. Sanki kendi dükkanımmış gibi mutlu oldum vallahi. Biliyorum Melek, canımsın. Ya abim ilk müşteri geliyor deyince Fahri sandım. Sabahtan beri onu bekliyorum ya. Hiç aklımdan çıkmıyor. Ay gecikmeymiş bari. Bizim işler yarım kaldı. Ben doğru balığa. Yarın öğleden sonra gelirim. Tamam abi. Ya burada olurum ya evde. Ama sen önce buraya uğrayıver, olur mu? Tamam. Yarın sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Belki de hayatımızı bile değiştirecek. Ya ne? Neymiş? Yarını beklemen lazım. Öyle aceleye gelmez. Peki, tamam. Ne söyleyecekmiş? Bilmiyorum ki, söylemedi. Ben de sana geliyordum. Ya, açılışa gelmek istedim ama maalesef olmadı. Bekledim. Soluğum kesildi bir ara. Evde yatıp dinlenmek zorunda kaldım. Ama şimdi iyiyim. Toparladım. Seni düşünmek ilaç gibi geldi. Kaç gündür hep aklımdasın. Daha doğrusu hiç aklımdan çıkmıyorsun. Peki bu senin için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Beni nasıl mutlu ettiğini tahmin bile edemezsin. Karşılıklı aynı şeyleri yaşıyoruz demek ki. Sait Faik'in çok sevdiğim bir şiiri vardır. Sanki bana, sanki senin için yazılmış gibi. Ne demiş peki? Sana koşuyorum bir vakonun içinden. Ölmemek, delirmemek için. Yaşamak. Bütün adetlerden uzak yaşamak. Değil sıcak. Dudaklarının hatırası. Değil saçlarının kokusu. Hiçbiri değil. Dünyada büyük fırtınaların koptuğu böyle günlerde. Ben onsuz edemem. Ellerimin içinde olmalı.
Gözlerine bakmalıyım. Sesini işitmeliyim. Birlikte yemek yemeliyiz. Ara sıra gülmeliyiz. Yapamam. Onsuz edemem. Bana su. Bana ekmek. Bana zehir. Bana tat. Bana uyku veren çirkin kızım. Sensiz edemem. Sen o kadar güzelsin ki sana çirkinlik bile yakışır. İnsan dediğin saçaktaki güvercinin farkında olacak. Ve bir çiçek açacak kendince. Bu aşk var ya bu aşk. Dikkat. Yangında ilk kurtarılacak. Ne oldu? Şey, bu benim ilk öpücüğüm. Daha iyi görünüyor. İşte uyudu biraz, sakinleşti. Ay. Sen niye geldin beyine yavrum? Baban arıza çıkaracak. Hadi git yat evine. Hayır, onu yalnız bırakamam. Thank you.
Ah be Melek'im, hiç saklama. Bal gibi aşıksın bu herife. Melek! Melek dedim. Melek? Melek! Uyan! Melek! Ah, Melek, Melek, Melek! Melek! Olmuyor, olmuyor böyle, olmuyor. Bir gece de evde otur be. Sokaklarda sürtmek yazar mı lan bizim kitapta? He? Bu ne? Yazar mı lan? O herifin koynunda ha? Hayır, çok hastaydı, yanından ayrılamadım. Gitme, senin namussuz köpek beni rezil ettin, kahpı! Lafını bil, günahımı alma, çok hastaydı diyorum. Yalancı, o herif senin kanına girdi değil mi? Lan öldüreceğim o herifi! Sakın! Sakın dedim! Ona dokunacak olursam ben artık yokum. Yemin ederim kaçar giderim. Bir daha da dönmem. Bütün gece canıyla boğuştu. Sabaha kadar kustu, titredi. Sana ne? Sen bütün gece sabaha kadar ne bekliyorsun? Doktor musun? Hemşire misin ulan? Nasılsın ulan sen? Onu seviyorum. Aleykümselam. Hikmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Buyur bir çayımı iç. Yok abi sağ ol. Melek'le acil bir şey konuşmam lazım. Az önce gördüm Melek'i. Dükkana geçti. Sabah da Fatika'nın evinin önündeydiler. Baban fena payladı kızım. Bütün gece evde yokmuş galiba. Nasıl yokmuş abi? Neredeymiş? O mühendis var ya. Onun yanındaymış bütün gece. Abi ne diyorsun sen? Rafet kaptana sor. Dün kol kolaydılar. Önümüzden öyle gelip geçtiler. Ya öyle mi? Yanlış anlama. Melek kızımız dürüst, namuslu bir kızdır. Ama mühendis fena askıntı kıza sanki. Geçmiş olsun. Teşekkürler Melek. Ben teşekkür ederim Madam Eleni. Bir şeyler duydum, inanmadım. Uyduruyorlar değil mi? Ne gibi şeyler? Bütün gece o mühendisin yanındaymışsın. Hemen yetiştirdiler, öyle mi? Boş ver. İnanmadım zaten. Yo. Yanındaydım Fahri'nin. Demek adı Fahri o hayvan, ne? Neden küfrediyorsun? Utanmadan bütün gece beraber olduğunu söylüyorsun. Bir de kalkmış onu savunuyorsun bana, öyle mi? Utanacak bir şey yok bunda. Çok hastaydı diyorum.
Yanından ayrılamadım. Sor Patika'ya. Ben kime neyi soracağımı, bu adayı kime zindan edeceğimi çok iyi biliyorum. Yanlış yaparsın abi. Eğer ona elini sürersen beni kaybedersin. Hayat boyu. Öyle mi Melek? Ona aşığım. Seviyorum onu. Lan hırs düşmanı. Sen elini namuslu kızına alsın. Melek. Melek'le evleneceğim. Hayal kalktığım ilk gün Melek'le evleneceğim. Kes ulan! Kes! Ağzını yüzünü kırmadığıma duaya. Şimdi bu adamı hemen çekip gideceksin. Size kim bilir nasıl anlattılar. Ama 40 derece ateşte kıvrandığım gün Melek sabaha kadar başımda bekledi. Başıma soğuk sular, sirkeli bezler koydu. İşte dedikodular bu yüzden. Kimse benim hastalığımdan bahsetmiyor. Melek bütün geceyi benim odamda geçirmiş. Neden geçirmiş kimse bir şey söylemiyor. Kimse sormuyor Melek. Herkes iftira atıyor Melek. Herkes iftira atıyor hainci. Melek başkasını seviyormuş. Başkasıyla evleniyormuş abi. Durumu çok ciddi. Hemen hastaneye getirilmesi lazım. Yeter! Çık hayatımdan, yeter!
rezil etsin bizleri Melek! Yürümez olaydı! Melek! İyileşeceksin tamam mı? Yazık. Ne çileli başı varmış be Rıza. Habersiz bırakma beni. İnşallah iyileşir. Olacak? Neden? Neyin cezası bu? Hayat çok acımasız. Yaşasaydı, mutlu olsaydık. Neden? Neden? Geldiğini görmüşler. Yalnız gelmişsin. Aferin. Ölmüş. Allah bütün günahlarını affetsin. Geberdi gitti. Seni de alamadı. Şimdi kim temizleyecek namusumuzu? Ha, kim? Hadi yürü. Bak, hadi biliyoruz dükkana çalışacaksın. Yürü. Ne çalışması? Çalışacaksın. Bana olan borcunu ödeyeceksin. Çalışırken de oyalanırsın, o herifi unutursun. Hadi yürü. Git başımdan. Çalışmayacağım diyorum. Sen çaldığın onca parayı o dükkana gömdün. Bana borçlusun. Bana olan borcunu öde, ondan sonra ne halt edersen et. Yürü hadi. Uğraşma benimle. Çalışmayacağım. Bundan sonra hiç çalışmayacağım. Öyle mi? O zaman gör, bak bakalım ben sana neler yapacağım. Hadi bakalım. Bekle. Hadi bak neler olacak.
Hangi cehennemdesin sen ha? Başımıza gelmeyen kalmadı, sen ortalarda yoksun. Grant'ın oradayım. Burayı cehenneme çeviren de sensin. Oo, bana bak, yavaş gel. Mühendis ölmüş. Meleğe yapmadığın zulmü bırakmamışsın. Yakıp yıkmışsın ortalığı. Neden baba? Neden bu kadar kötüsün? Sizlerin yüzünden. Babam gibi sevmesen var ya. Melek adayı terk etmiş. Bir daha da gelmeyecek. Lanet olsun ikinize de. Dur lan, nereye gidiyorsun? Hikmet! Gel lan buraya. Gel. Hikmet neredeyse yeridir. Yazık bu çocuklara. Her şeyin sebebi sensin Ali Rıza. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Şimdi bomboş ellerim seni çağırır. Yaşlı gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için senin sevgine muhtacım. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Melek yok artık. Yok! Koskoca İstanbul şehri arada bulasın. Söyleseydim ya. Seni seviyorum, aşığım ulan deseydim ya. Belki gitmezdin. He? Bu belalar gelmezdi başımıza. Evlat, sen şimdi buralara bakıp böyle güzel düşüngür müngürdü falan diyorsun ya, aldanma seni. Kimsesizlik çürütür insanı, canına okur. Böyle bir gün değil, 5 gün 10 gün değil, her gün, her gün. Bir martıların sesini duyarsın, üstü denizin hışırtısını,
Bir de bir de arada bir gemi geçecek de düdük çalacak, o kadar. Fazlasını umma. Ya bir insan gelsin. Bir insan gelsin, iki çift laf etsin, canımı alsın dersin. Çıldırırsın. Sabahına gidiyorum buradan. İnsanların arasında. Çok insan. Karıncalar gibi. Sokaklar dolusu, meydanlar dolusu insan. Onlar nerede? Hrant orada bundan sonra. Dönmemecesine gidiyor. Melek nerededir şimdi? Ne yapıyordur ha? Bildiğim kolayına teslim bayrağını çekmez o kız. Anasız büyümüştür, yırtıcıdır. Senelerce Ali Rıza'ya baktı, sana baktı. Sokakta ayrı, evde ayrı. Dükkanda berberlik bile yaptı. Melek, iyi misin? Şimdi neredesin? Bir kuaför salonunda iş buldum. Sadece Hikmet abime söyle, sakın babam duymasın. Aman Melat. Ne babam ne bir başkası. Vallahi öldürürüm seni. Ya tamam. Çıldırtma. Söylesene adresini. Efendim Melat? Hikmet. Melek aradı şimdi beni. Ne diyor? İyi miymiş? Adresini söyledi ama yalnızca senin ve benim bilmemi istiyor. Başka kimse bilmeyecekmiş, tamam mı? Her şey yolunda değil mi? Ağlamadı yani, bir şey yok. Tamam, sen söyle bana adresi. Çıkıp gelsem abim gelmiş göreyim. Peki. Nerede kalıyorsun peki? Otelde kalıyorum. Adada bir bayan müşteriye açtım derdimi. Burada sürekli geldiği bir kuaföre söyledi. Hemen iş aldılar, sağ olsunlar. Melek, bırak bu nafile işleri, benimle gel. Hayır abi. Ölsem de ölmem artık. O dükkan ve Fahri benim her şeyimdi. Dükkanım yıkıldı. Fahri öldü. Oralar bitti artık benim için. Hoş. Hayatta bitti ya. Melek, ikimiz için. Sadece ikimiz için bir dünya kuralım. Bir deneyelim. Çok geç abi. İstemesek de hayat ayırıyor işte. Yalvarayım istiyorsan ama benimle gel. Geçmiş ola dedim. Yaşadıklarımı en iyi sen biliyorsun. Neden anlamıyorsun beni? Sen de sık sık gel, olur mu? Özletme kendini. Tanıştırayım Ali. Bu da Hikmet abim. Ali ile beraberiz. Ali olmasa belki şimdi çoktan hayatım kaymıştı. Nasıl kaymıştı? Gece işten çıkmış otele gidiyordum. Birkaç serseri saldırdı.
raporla götürmeye kalktılar. Eğer Ali olmasaydı... anla işte. Aklıma gelmedi değil, biliyor musun? Ne olacak şimdi? Niyetimiz çok ciddi. Yakında hemen nikah. Ne diyeyim? Hayırlısı neyse olsun. Melek bundan böyle benim namusum. Gerçekten söylüyorum. İstanbul'a hem de dönmemecesine. Kurtuluyorum artık küçük adadan, büyüğünden, ortasından, hepsinden. Yalnızlık zordur tabii ya. Nerede yaşayacaksın İstanbul'da? İş, güç, ne yapacaksın? Sen beni boş ver. Pederle barışmaya geldiysen iyi etmişsin. Ya uğraşma benimle. Hikmet abimle vedalaşıp kaçacağım hemen. Neden vedalaşacaksın ki? İstanbul'dan gidiyorum ben. Bir daha da dönmeyeceğim. Eyvah. Melek. Hikmet mahvolur. Seni görmeden yapamaz. Neye mahvolsun? Anlamadım. Bak Melek. Sen git küçük adaya. Hikmet'i gör, konuş. Ama gideceğini söyleme. Asla. Neden söylemeyeyim? Evleniyorum. Ya tam bir felaket. Yani Hikmet seni görmeden yapamaz. Ne demek bunlar?
Hikmet sana aşık. Kara sevdalı. Senelerce hiç kimseye söyleyemedim utancından. Kahroldu. Yandı kavruldu çocukcağız. Manyak mısın Nesin be? Ne saçmalıyorsun? Bir tek bana açtığı içini. Biriyle evlenip gideceksin diye korkudan delirdi. Ziyan oldu çocuğum. Sen de ziyan geldim. Sadece seninle helalleşip gideceğim buradan. Melek, konuşalım. Nedir niyetin? İstanbul'dan gidiyorum ben abi. Nereye gidiyorsun? Evleniyorum. Kiminle evleniyorsun? Tanıştırmıştım. Ali ile. Taksiyi sattı Ali. Yarın öğlen 2:30'da Adapazarı'na gidiyoruz otobüste. Nikah kıyacak bana. Temelli orada kalacağız artık. Melek, ne yapmaya çalışıyorsun? Sonra pişman olup da... Neden yaşadıklarımı unutup hayatıma devam etmeme izin vermiyorsun? Neden sürekli beni bu işkencenin içine çekiyorsun? Yoksa başka bir sebebi mi var? Melek, başka ne sebebi olabilir ki? Tek istediğim şey senin mutlu olman. Geldi ikimize. Yoksa biz mi çok geldik bu dünyaya? Alışacaksın. Daha doğrusu alışacağız.
Melek artık yok. İkimiz de son kez gördük Melek'i. İstanbul'dan gidiyormuş biliyor musun? Evlenecekmiş. Ya. Ya? Keşke onu son bir defa görebilseydik. Bunu bir helalleşseydik. O bana... Seni affettim baba deseydi. Pişman gibi misin? He? Çok, çok. Git gör o zaman. Git. Nereye gider? Ada pazarına gidecekmiş sabah. Oraya yerleşecekmiş. Sen benim öz oğlumdan daha olumsun. Ada pazarına gider gitmez. Ertesi gün nikah. Sonra benden tarlaya, toprağa, yeniden iş başına. Annem de babam da seni çok sevecekler. Buralara dönmem bir daha. Tövbe. Sen de nikah ister yap, ister yapma. Annem babam beni ister sevsin, ister sevmesin. Ne fark eder? Dünya bitti benim gözümde. Duydun işte. İşittin. İstemiyor seni. Melek gelmeyecek seninle. Evlenmeyecek. Hadi al voltanı. Sen de yürü bakalım. Yine mi peşimdesin sen ya? Rahat bırak beni. Defol git artık hayatımdan. Git. Beni değil. Asıl seni istemiyorum. Seni. Bununla ikimizin arasındaki bir mesele. Sen al voltanı. Al. Yavaş. Melek 22 yaşında. Ve onun üstesine ilk gün geçmez. Benimle geliyor. Gebertirim lan. Ölürsün lan, ölürsün. Hayvan, seninle gelmeyecek lan. Lan ölürsün lan, ölürsün. Geberirsin. Hayvan, çekil. Gel buraya. Gel. Ne doldu senin bir hainlik yapacağın? Huyundur, değişmez. O benim kızım. Melek benim kızım. Onunla gitmesin, evine dönsün diyorum. Ne var bunda? Gidiyor işte, görmüyor musun? Terk etti seni. Adamını buldu, evleniyor. Bırakacaksın Meleği. Gidecek, yuvasını kuracak. Anne olacak. Hadi binin artık. Beni öldürsen daha iyiydi. Eğer ada pazarında bir tatsızlık olursa, yani uzlaşamazsan beni ara olur mu? Keşke seni sevmiş olsaydım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için senin sevgine muhtacım. Hem gitmesi için bu kadar çırpınıyorsun, muhtacım, hem de arkasından ağlıyorsun. Hasta mısın oğlum sen? Ha Hikmet, manyak mısın? Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Şimdi bomboş ellerim seni çağırır. Yaşlı gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için senin sevgine muhtacım.
Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım, muhtacım. Beni sensiz dünyadan sonsuz rüyada uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Gitme, sana muhtacım, gözümden olursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için, senin sevgine muhtacım. Ölürüm, ölürüm, ölürüm.